outside, cold in the dark, little clothes. Ve de böyle bir opera binası dünyanın başka hiçbir yerinde yok. 200 kron. Canlıyı görüyorsunuz burada. What do you want to change if you have a like say magic stick in Norway? I could change anything. I want to, the weather. Bütün Nobel ödüllerinden sadece barış ödülü Norveç'te veriliyor hatta. Turkey. Yes. What's your name? Arda. Şoklama amaçlı suya atlıyor. Çıkınca tekrardan saunaya giriyor. If you're alone. Gençler ve daima geç kalan insanlar. Norveç Oslo Havalimanı'ndan herkese selamlar diliyorum. Niye buradayım? Çünkü artık Özlem Belediye İzmir'e yolluyoruz. Nasıl geçti Norveç? Hiç özleyeceksin beni. Hiç özlemeyeceğim. Tüneller ülkesi, tüneller bitmek bilmeyen, ucu bucağı belli olmayan tüneller. Gerçekten yani mükemmel, muazzam bir mühendislikle dünyanın en iyi tünellerini yapmışlar. Yani bu mu? Tüneli... Bu mu? Yani bu... koca Norveç'i sen hayır, Karayolları Bakanlığı'na mı bağladın yani? İnsan bir Bergen'den bahseder, bir Stavanger'den bahseder, bir Norveç fiyortları der, bir yok Oslo'daki savunalar der. Diyor ki tüneller ülkesi. Şey, bir de sistem çok iyi. Yani her türlü sistemi oturtmuşlar. Sistemi kurmuşlar, insana gerçekten gerek yok. Hep biz diyorduk ya, bir muhatap bulamıyoruz. Hayır ya, muhatap bulmana gerek yok. Biz alışmışız, illa birine soralım. Mesela navigasyon vardır elinde, ona güvenmezsin, amcaya sorarsın ya, o mantık. Ben buradan gideceğim galiba. Gidiyorsun bilmediğin uzaklara, bakarken ardından gitme kal diyemedim. Evet dostlar, yine havalimanından devam ediyoruz. Bir gün geçti üstünden. Özlem'i yolladık. Şimdi Oslo'yu gezeceğiz birlikte. Ben 4 gündür Norveç'i geziyordum. En son günü Oslo'yu bıraktım. Muhtemelen siz Türkiye'den geldiğinizde ilk olarak Oslo'ya ineceksiniz. Çünkü en ucuz hava yoluyla gelebileceğiniz şey burası. Ve benim burada bazı tecrübe ettiğim ve sizin de işinize yarayacağını düşündüğüm bilgiler var. Onlarla başlamak istiyorum. Öncelikle şu an ben havalimanının en alt katındayım. Burası araba kiralama şirketlerinin olduğu yer. Benim kiraladığım yer bu Alomo Enterprise National, en sağdaki kısımdı. Ben de Alomo'dan kiraladım bu arada. Nasıl yaptım? Biliyorsunuz Skyscanner diye bir uygulama var. İşte bu uçak biletlerine baktığımız, oradan bakıyorsanız eğer. Ben direkt onun sitesine girdim. Araba kiralama bölümüne tıkladım. İlk kez hayatımda yaptım bu arada ben de bunu. Oradan işte Oslo'dan araba kiralamak istiyorum dedim. Şirketleri sıraladım. En ucuz teklifi de oradaki şeyde bu en sağdaki Alomo'dan buldum. Volkswagen Polo otomatik abi. Araba kiralamadan başladık güzel arkadaşlar. Yukarı çıkacağız. Burada hemen havalimanına geldiğinizde hatı nereden alabilirsiniz, parayı nereden değiştirebilirsiniz, oraları size göstereceğim. Sonra Oslo merkeze geçiyoruz. Siz de eğer videoya başlamadan önce arkadaşlar aşağıdan bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Hatta ben size şey demiştim geçen, ya bir 15.000 beğeni olabilir mi diye. Yani gerçekten de çok teşekkür ediyorum sizlere. Ne zaman böyle bir hedef koysam onu... Ya beni kırmıyorsunuz yani, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Tekrardan bu videoyu da eğer 15.000 beğeniye getirirseniz arkadaşlar çok daha fazla kişiye ulaşırız. The Kiosk by işte VHS Smith, VH Smith hatta diye bir yer var. Buradan hattınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Hat fiyatlarını da size göstereceğim. Bakın, eğer sen diyorsun ki ben 10 GB internet istiyorum. İşte ülke içinde sınırsız arama ve sınırsız mesajlaşma ile birlikte 400 kron para vermen gerekiyor. Yok ben abi, bana 10 GB yetmez Arda. Yok mu bize 20 GB'lık paket derseniz 20 GB'ını da 500 krona veriyorlar. Yok mu bir 50 GB derseniz de 500 GB'ı 600 krona veriyorlar. Şuradan çıktık, böyle sola geldik. Exchange var. Exchange'de paranızı çevirebilirsiniz. Eğer ki buraya Türk lirasıyla gelirseniz güzel dostlarım %25 komisyon alıyor. Veyahut da dolarınız, euronuz varsa %10 komisyon alıyorlar. Vay anasını satayım. Peki ne kadar şu an için bu fiyat? Arkadaşlar yaklaşık olarak 1 dolar 11 krona denk geliyor fiyat bakımından. TL'de olarak sanırım
2,5 TL 1 krondu. Yanlışsam tekrardan yazarım. Peki Arda, sen bize ne önerirsin? Benim size önerim arkadaşlar, banka kartınızı kullanmanız. Kredi kartınızı kullanırsanız %2 komisyon çekiyor. Banka kartınızı da kullanırsanız hiç komisyon çekmiyor. Ona ne oluyor? Biz banka hesabımızda normal, atıyorum İş Bankası var hesabınızda ve orada TL tutuyorsunuz. 1000 lira TL paranız var içeride. Bunu direkt burada kullandığınızda ve her yerde geçiyor bu. Yani her gittiğiniz yerde kredi kartı ve banka kartı alışveriş yapabilirsiniz. Komisyon kesmiyor. Bakın Norveç kuru da böyle. 200 kron canlıyı görüyorsunuz burada. Havalimanına geldiğinizde arkadaşlar, havalimanının bedava Wi-Fi'si var. Buradan get free access. 4 saat bedava internet kullanabiliyorsun. Tamam mı? Buraya tıkladın. Çünkü niçin buraya geleceksin? İşte oteline mi gitmen lazım, arabamı kiralayacaksın. 13.45'te 12 numaralı perondan arkadaşlar merkeze gideceğiz. Hemen buradan dışarı çıkacağım. Havalimanı, küçük bir havalimanı zaten bu arada. 12 numaralı peronu bulacağım. I'm going to the center. Okay. Can I pay? Bakalım kaç vermiş. Of. Şöyle söyleyeyim, araba kiralasam bu kadar olurdu herhalde. 260. Is that the last station? Yeah. Yes. Okay. Thank you. Hadi bakalım ya. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size. Manyak para. Gerçekten de. Araba kiralasam günlük zaten bu kadar veriyor sana. 260 kron. Yaklaşık olarak arkadaşlar 20-21 dolar civarında bir paraya sadece havalimanından merkeze gidiyorum. Haydi bakalım. Geldik. Yaklaşık 45 dakika gibi bir süre sonrasında merkeze girişi yaptık. Şu Cenba bilmem ne, bakın şurada okuduğunuzda benim telaffuzda harikalar yaratabiliyorum. Cenban etor motor bir şey. Oradayız. Geldiğiniz zaman metro ile de buraya gelebilirsiniz. Hani başka bir yerdesinizdir. Oslo şehir merkezine gelmek istiyorsunuzdur. Buradan artık biz düz yürüyeceğiz. Ve Kraliyet Sarayı'na kadar giden yol burası. Barlar, hediyelik eşya dükkanları, restoranlar, hepsini birlikte göreceğiz. Genel olarak arkadaşlar Avrupa şehirlerinde böyle paket program gibi bunlar. İşte gezilecek, görülecek yerler genelde yürüme mesafesinde oluyor. Şehre de ilk geldiğinizde sizi kaplanımız karşılıyor. Şehrin artık simgesi haline gelmiş bir kaplan. Bak böyle fotoğraf çekiliyor. Abilerimiz bir yanına gidelim kaplanımızın. Aslında biliyorsunuz yani Asya'da var kaplanlar. Avrupa'da pek kaplan yok. Şöyle. Adı da Tigret. 2000 yılında Elena Engelsen tarafından yapılmış. Şimdi Norveç'in en ünlü iki sanatçısı kimdir diye sorsanız, bir tane şairleri var. Bjornsen. Eğer Vikingleri izliyorsanız orada Ragnar'la Legata'nın oğlu Bjorn var. O da aklınızda kalsın. Bu arkadaş ilk geldiğinde o zamanlarda bir liman şehri Oslo ve seks işçileri aynı zamanda biraz daha tehlikeli buluyor bu sokakta. Burası kaplan şehri gibi, yani tehlikeli bir şehir diyor o zamanlar. O nedenle onu anmak için de buraya şehrin sembolü olması için kaplanımızı dikiyorlar. Şurada arkada hala kaplanımız var. Burada bir çekiç. İskandinav mitolojisinde biliyorsunuz Thor, onların tanrılarından. Ve bu Thor'un çekici bakın nereye geliyor. Nedir bu sizce? Gördünüz mü bilmiyorum ama bu arkadaşlar Nazi işareti. Nazi işaretine vurulan çekici temsil ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Norveç tarafsız kalabildi. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler burayı mahvetti. Onlar da bayağı direniş gösterdiler. O nedenle 1940 ile 1945 arasında ölen
askerleri için böyle bir anıt yaptırmışlar kendileri. Buraya gelirseniz burada fotoğraf çekilebilirsiniz. Merkeze zaten direkt çıktığınızda göreceksiniz yani. Hemen ilerledik, bakın ne kadar yakın. Görüyorsunuz her şey. Birazcık daha ilerledik. Şimdi opera binasının olduğu yere doğru gideceğiz. Girişler ücretsiz. İlk önce dışarıdan size göstermek istiyorum opera binasını. Girip içeride de göstereceğim. İlginç bir yapı. Üstünde yürüyebiliyorlar. Ve de böyle bir opera binası dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Yani geliyorsun ve üstünde yürüyorsun opera binasının. Madem üstünde yürünebiliyormuş opera binasının. Yani amacı buymuş. Amacı derken tek yürünebilen opera binası buymuş. Ve gelelim biz de burada yürüyelim o zaman. Şimdi içeri girebiliriz. Opera binasında bakalım durumlar nasılmış burada. Tatlılar 160 kron. Yemekler mesela ne kadar diyeyim size. Yine herhalde ana yemek bu. Mesela diyor ki ördekli bir yemek 350 kron. Burada vermeniz gerekiyor. Eğer ki yolunuz Oslo'ya düşer ve ben opera binasında yemek yemek istiyorum derseniz. Anladığım kadarıyla içeride görülecek olan başka bir şey yok. Yani bu kadar. Zaten onun dışında işte operanın yapıldığı yeri görebilirsiniz yani içeri. O da biletle artık bir oyuna gitmeniz gerekiyor. Yani çok fazla yapacak bir şey yok hiç açıkçası içeride. Hadi girmeyeyim insanların dibine. Norveç'te arkadaşlar bir şeyi hızlı yapmayacaksın. Yavaş, herkes sırasına göre yapıyor. Eğer hızlı olursanız sizi sıranın en arkasına atıyorlar dedi. Cengiz abi hatırlarsınız, bu balık pazarındaki bir Türk abi vardı ya. Ona sormuştum nasıl burada hayat diye. Burada dedi herkes yavaştır, her şey yavaş işler. Bürokrasi çok yavaştır, insanların öyle hiçbir şeye yetişmezler. Yetişmek için çaba harcamazlar. Oluruna ve olması gerektiği zamanda bitmesi için herkes saygı gösterir dedi. Bunu niye anlattım? Biraz önce hani adamların şeyine girecektim. Bir saniye kazanmıştım. Dedim Arda dur, Norveç'tesin abi. Bir sonraki dersin. Aynı zamanda burada çok ilginç bir şey göstereceğim size. Saunaları var arkadaşlar bunların. Bence delilik. Yani bunu yapabilir miyim bilmiyorum ama ben donabilirim ya. Hanımefendi var orada bir tane içeride. Ablam saunasında takılıyor. Ondan sonra şoklama amaçlı suya atlıyor. Çıkınca tekrardan saunaya giriyor. Ben soğuktan etkilenmem diyorsanız gelip buranın önünde burada yapabilirsiniz. Güzel bir bar yapmışlar. Hemen barların fiyatlarını da size göstereyim. Bir hamburger yemek istiyorsunuz mesela. 280 krona hamburger yiyebilirsiniz. 275 krona hamburger var. 265 krona hamburger var. Patates kızartmaları 90 kron. Herhalde en pahalısı 345 krona patates kızartması ve et yiyebiliyorsunuz. Bazen diyor hayatta hepimizin yardıma ihtiyacı vardır diyor. Kuşları koymuş şöyle abi. Ben de madem şöyle abi destek olayım. Çok tatlı. Herhalde burada şeyler yapılıyor. Geçim kaynağı olarak bu plastikleri toplayıp süpermarketlerde satabiliyorlar arkadaşlar. Evet, yani herkesin bazen hayatta yardıma ihtiyacı vardır. Elinizden geldiği kadarıyla, hani bütçenizin yettiği kadarıyla insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Yani hayat sadece ben en iyisini yapayım da herkes en iyisini yaparsa bir sorun olsun diye değil de herkes en iyisini yaparken çevresine de en iyi şekilde destek olabileceği bir hayat standartı veyahut da tarz seçerse inanın çok daha güzel bir dünyada yaşayabiliriz. Burada bir tane Zara var. Hello. Hello. How are you? Is it stream, live stream? No. What is it? It is YouTube. Are you from here? Yes. How old are you? I'm 14. 15. How is life in Norway? Very good. What is the best thing in Norway? Maybe living the nature. Nature. The woman. The woman. Yeah. Are they beautiful? Yeah. What is the worst thing to live in Norway? The expensive. Things are expensive. Ah, okay. Do you travel? Oh. Yeah, often to Spain, Portugal. Really? Yeah, yeah. By yourself? No, with my family. Do you work or study or I both? I have a football referee. You need to go, man. You're working? Yeah. Ah. What's your name on YouTube? Arda. A-R-D-A? Just Arda? No, and
P-A-Z-I-R, Arda Pazir. If you write Arda, space, P, P, you'll find it. Oh. Okay. Oh. How old Norwegian people start working in in Norway? 16, 17. Yes. When they're 16, 17, they start. Yeah, yeah. And how much they make if they are work like part time? I think average part-time. Is average. 30,000 average. 30,000 per one month. No. Total. Total 3,000. It depends what you're working on. 13 or 30? $30,000. 30,000? No. Yo. In the year. One year, you make $30,000. Yeah. That's really good. Yeah. Wow. Okay, nice to meet you guys. Nice to meet you. Me too. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Okay, goodbye. Goodbye. Have a good day. Have a nice day. My channel. Subscribe. What they need to do? Subscribe to Arda. Like and subscribe. Click on the bell. Let's take a picture. Woo! Güzel bir yere geldik yine. Burası sanırım Nobel ödülünü verdikleri yer miydi ya? Hello. Is that place for Nobel Prize? Yes. Or this is the place. Yeah, it's the city hall. Okay, can I ask you some questions? Yes. I'm making YouTube video about life in Norway. Okay. Okay, are you from Norway? Yes, Norwegian? I'm from Norway. How is life here? It's very good. What do you do for a living? I work at the city hall. Oh, okay. What is the best thing to live in Norway? The best thing? oh my god, I don't know. What is the worst thing to live here? Nothing. What do you want to change if you have a, like say, magic stick in Norway? I could change anything? I wouldn't change the weather. Weather. Everything else is very good. A good healthcare system and schools. Equality, both for genders and... Perfect. Thank you very much. Have a nice day. Goodbye. Arkadaşlar burası Nobel ödülünün verildiği yer. Şöyle Nobel Barış Ödülü burada veriliyor. Biliyorsunuz Alfred Nobel İsveçli bu kardeşimiz. Normalde bütün Nobel ödülleri İsveç'te veriliyor. Sadece diyor ki ben sadece diyor Barış Ödülünü Norveç'te verilsin istiyorum diyor. O nedenle bütün Nobel ödüllerinden sadece Barış Ödülü Norveç'te veriliyor. Hatta oradaki jüri de Norveçli Barış Ödülü'nü bakanlar, ben onlara güveniyorum diyor. Bu şey diyorlar aslında, İsveç'le Norveç arkadaşlar hani tarihi bakımından da kendi aralarında iyi değiller. O nedenle hani bir barış için böyle bir durum istiyorlar. Vay güzel oldu. İnsanlara soruyorum ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz diye. Bir de şuna şu hanımefendi söyleyeyim. Hello, I'm making a YouTube video about life in Norway. Can I ask some questions? Yeah, sure. Okay. Hello. Wow. Can I touch? Yeah. What's her name? Louis. Louis, sit. So, yeah, I'm trying to train him not to jump, but he's still a puppy. Okay. Do you live in Oslo? Yeah. How is life in Norway? Good. I mean, it's quite chill. Is it chill? Yeah. What do you do for a living? I'm a psychologist. What is the best thing to do in Norway? Yeah. I like the nature here, so okay. I think maybe like hiking or go up a nice mountain or something. And what is the worst? The worst thing. Think in Norway? Ooh, I don't know, being outside, cold, in the dark, with clothes. Okay, alright. And you have to get dressed for the weather. Okay, the weather is not good in Norway. No. If you work in Norway, is it easy to live? If you work here? Yeah. I guess so. What is the minimum or what's average salary in Norway? Oh, I'm not sure. It depends on your education. Yeah, if you are graduated from a university and you start in a regular job, yeah. What is the regular salary for? Regular, I would say 400,000 kronas a year. And what is the regular rent? If you're alone, I don't know, 15-20,000 a month. 15-20,000 a month. Yeah, it depends if you're in the center or if you're a bit outside. Okay, thank you very much. You're welcome. And have a nice day. Goodbye. Have a nice day. Nice day. Enjoy. Thank you. Arkadaşlar, Oslo sokaklarında buradaki yaşamı sormaya çalışıyorum insanlara. Buradaki düşünün, en büyük sorun insanlara sorun ne dediğinde hava diyor.
Başka bir şey yok ya. Ne diyorsun buradaki sorun? Buradaki sorun diyor hava. Yapacak bir şey yok. Onun dışında mutlular. Yani şeyi seviyorlar. Doğanın hastasılar. Doğa çok seviyorlar yani. Havayı sevmiyorlar, doğayı seviyorlar. Politika ile ilgili kimse hiçbir şey söylemiyor, görüyor musun? The government ile ilgili hiçbir şey yok yani. Maaşlar düzgün, muhtemelen kiralardan şikayet eden yok. Öğrenciler, onlar da tatlı. Yani öğrenciler de, herkes çok iyi İngilizce konuşuyor bu arada. Yani hoş, hoş. Akşam oldu artık ve fiyatlar %50 indi. Şimdi gelip ben buradan İstediğimi yarı yarıya yiyebilirim. Hello. Are they one half price or just the up part? Which ones are the half price? Ah, this one. Okay. Bak bunlar abi direkt yarı fiyatta alabiliyorsunuz. Bak mesela şundan bir tane alalım. Normalde bu arkadaşlar 2 dolar tanesi 24 kron aşağı yukarı. Ben 12 kron aldım. Tatlı ortasında krema var. Gelecektim. Hava soğumaya başladı artık. Şurada çok tatlı bir bar gördüm. Sir Winston House diye. İzmir'de de Sir Winston vardı eskiden. Hala var da demek buraya yakınmış. Hello. Çok güzel içerisi. Oh. Çok tatlı varmış ya. Ben buğday birası seviyorum. Bunu tabii çok fazla bulamıyoruz İzmir'de. Ya Weinstaff'ın içiyorum ya. İşte Frank var, o da güzel. Ve 106 şey bir tanesi. Where are you from? Turkey. Turkey. Cool. Yes. What's your name? Arda. Arda. I'm Nicole. Nicole, nice to meet you. This is nice to meet you. She's a YouTuber. Yeah. For travel content. How long have you been doing it for? 5 years. Wow. Nice meeting you. Nice meeting you. Cheers. Happy holidays. Happy holidays. Goodbye. Söyleri için de içerilerde. Güzeldi. Keyifliydi. Ben çok hoşuma gitti. İnsanlar çok sıcak. Gezecek yerler, görecek yerler, konuşmalar, insanların hayatı, buradaki yaşam, yapabilecekleriniz, size önerilerim derken bu videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. See you, goodbye. Bye bye.